Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alaamin ve salatu ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmeyin. Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum programının bugün inşallah 155. bölümündeyiz. Bu bölümde de dün bahsettiğimiz gibi muzari fiillerle ilgili inşallah sorular görelim istiyoruz. Sorularla örnekleri ee, biraz daha e, pekiştirelim muzaffer fiillerin çekim örneklerini tabi şahıslara göre dedik evet ekrandan takip ediyoruz Al İhtibar, test demek sorular demek 155. bölümde evet burada Kur'an okuyan birisi var ve e, diyoruz ki e, hı ve o okuyor ne okuyor el Kur'an Kur'an okuyor peki en uygun fiilimiz hangisidir acaba tekraul kuran mı diyeceğiz nekra'ul kuran mı diyeceğiz yakraul kuran mı yoksa ekraul kuran mı yani resimdeki e, fiili en güzel hangisi anlatıyor e, en doğru hangisi anlatıyor onu görelim tabii ki yakrau diyeceğiz çünkü yakrau o okuyor değil mi yakrau o okuyor e, nakrau olsa biz okuyoruz tekrau olsa sen okuyorsun. ekra olsa ben okuyorum şeklinde mana veriliyor. Peki diğer bir örnek burada da su içen birisi var ve demişiz ki ene ben elmae e, suyu içiyorum değil mi? Ene ne demek ben zamir olarak. Peki ortaya hangi fiil gelecek? teşrabı mı gelecek neşrabı mı gelecek yeşrabı mı yoksa eşrabı mı gelecek en uygun olan hangisidir teşrabı olsa sen içiyorsun neşrabı olsa biz içiyoruz yeşrabı o içiyor eşrabı ise ben içiyorum ene dediğime göre en uygunu hangisidir Tabii ki eşrabı olması gerekiyor çünkü ene ben eşrabı da ben içiyorum dolayısıyla en uygunu eşrabı şeklindedir Evet, diğer bir örnek. Burada da namaz kılan erkekler var. O erkeklerin arasında yine kadınlar var, secde ediyorlar. Hünne, onlar değil mi? Zamir olarak, gaip bir zamir. Ve cemi müennes, cemi, müennes yani çoğul müennesler için kullandığımız zamir, onlar. Peki, boşluk bıraktık oraya hangi fiil gelecek diye. Vera er rical. Adamların gerisinde. Rica, -e, -e, gerisinde demek. Er rical adamlar. Adamların gerisinde secde ediyorlar. Peki secde ediyorlar derken kullanmamız gereken fiil hangisidir? Tescud ne midir? E, midir? E, ne midir? E, yoksa tescudu ne midir? Bu fiillerden hangisini kullanmamız gerekiyor? Hünne dediğime göre onlar diyorum. Tescud ne ise? siz için yani muhatap için kullanılır o olmaz. ne müzekkerler için kullanılır onlar derken tescudune ne müzekkerler için kullanılır muhatap yani siz. O halde burada en uygun olan yascud nedir? ne onlar secde ediyorlar. Evet hunne onlar yascudne secde ediyorlar ve ra'er rical adamların e, gerisinde değil mi? Yascudne gayip müennesler için Kullandığımız muzari fiilimiz. Peki başka bir örnek görelim. Ee, yine burada sınıfta öğretmen öğrencisine sesleniyor. Ee, diyor ki, e tabi soru soruyor, soru sorarak sesleniyor. Oraya bir fiil gelecek. E, Cevap ve sual. E, sualin cevabını e, biliyor musun? Mesela biliyor musun? Peki biliyor musun için hangi fiili kullanmamız gerekiyor? Ta'lemu mu yoksa ya'lemu mu veya ta'lemine mi ya da ta'lemne fiilini mi kullanacağız? En uygunu hangisidir? Tabii ki ta'lemudur. Çünkü ta'lemu sen e, biliyorsun şeklinde. Ya'lemu o biliyor, ta'lemine o da sen biliyorsun ama e, müennes içindir. E, ta'lemne ise siz biliyorsunuz, o da müennes içindir yine muhatap olarak. Burada en uygunu ta'lemudur. Yani sen biliyorsun. Tabi baştaki soruyla sen biliyor musun? cevabı sual, sual, e, sualin yani sorunun cevabını sen biliyor musun şeklinde. Peki yine başka bir örnek. E, burada ise sınıfta e, oturan ve yazı yazan öğrenciler var. E, ne diyorlar? Nehnu biz biz e, oraya bir fiil gelecek. E, hangi fiilin geleceğini az sonra görelim. E Celestum gelecek? E, celestüm ne demek? Oturdunuz. Celesi oturmak. Celestüm siz oturdunuz, değil mi? Peki Celes mü gelecek yoksa Celesna mı veya Celesu mu? Şimdi Celestü ben oturdum. Celesna biz oturduk. Celesu ise onlar oturdular. Nehnu zamiri bizi anlatıyor. O halde o halde Celesu olmaz. Çünkü bizle onlar birbirine uymuyor. Fiil üzerinde Celesna biz oturduk o halde en uygunu Celesna'dır. Çünkü Nahnu biz ise Celesna'da biz oturduk olduğuna göre ikisi birbiriyle uyumlu. Evet Nahnu Celesna. E, peki devam edelim. Ve oturduk ve e, oraya da başka bir fiil getirelim. Bu defa e, muzari bir fiil olsun. Teclisune oturuyorsunuz. Yine Yeclisune oturuyorlar e, ve nektubu yazıyoruz ve Eclisu oturuyorum. Bu fiillerden hangisi oraya en uygundur? E, en başta biz dediğine göre, biz oturduk dediğine göre e, bizi anlatan bir fiil olması lazım. Teclisune sizi anlatıyor. Yeclisune onları anlatıyor. Eclisu beni anlatıyor ama nektubu bizi anlatıyor. O halde en uygun olan nektubudur. Nektubu biz yazıyoruz değil mi? Oturduk ve yazıyoruz şeklinde. E, muzari bir fiil. Başındaki eklenen nun'dan bunu anlıyorum. Yine başka bir örnek görelim. E, burada ise evden çıkan ve merdivenden inen birisi var. Evden çıkmış ve merdivenden iniyor. E, Said, hani ismi e, Said olsun. Said e, için... E, çıktı fiilini arayacağız e, ve e, acaba bu fiil haracet mi olacak e, har, e, haraçtü mü olacak e, haracine mi olacak yoksa e, haraca mi olacak haracet olsa müennes için değil mi o çıktı haraçtü ben çıktım olur haracine ise onlar çıktı haraca ise o çıktı burada en uygunu haracadır çünkü saitten bahsediyoruz yani o değil mi o çıktı diyeceğimize göre burada en uygunu harace olacaktır. Peki bir fiil daha buraya getirelim. Merdivenden iniyor. Onun için yenzilümü kullanacağız. Tenzilümü diyeceğiz. Nenzilümü yoksa enzilümü hangisi uygun olacak? Tenzilu, Tenzilu sen iniyorsun. Nenzilu biz iniyoruz. Enzilu ben iniyorum. Yenzilu ise o iniyor. Ben Said'den bahsettiğime göre o demem en uygunudur. Dolayısıyla buraya yenzilu gelmesi gerekiyor. Çünkü Said çıktı ve iniyor derken. Demek ki özel isimleri kullanırken o zamiriyle fiillerimizi getireceğiz. Peki yine başka bir örnek. Resimde öğretmen öğrencisine soruyor ve ne diyor? Ya Ahmet, ey Ahmet, Ey ne? Yani nereye e, gidiyorsun değil mi? Ey Ahmet nereye gidiyorsun? Peki gidiyorsun fiili için. Yezhebu mu olacak? E, yoksa tezhebu mu? Yoksa tezhebine mi? E, Tezhebne mi? Hangisi gelecek? E, yezhebu o gidiyor. Burada ya Ahmet diye seslendiğine göre e, muhatap almış. Dolayısıyla muhatap bir fiil gelecek. Yani başında te olması lazım. Yezhebu'yu eledik. E, peki e, sona gidelim. Tedheb ne? siz gidiyorsunuz müennesler için. Tedhebine müennes için sen gidiyorsun. Tedhebu ise müzekker için sen gidiyorsun. O halde tedhebu olması gerekiyor. Eyne tedhebu nereye gidiyorsun e, dediğimiz zaman. Evet doğru olan tedhebu dur. Peki başka bir örnek görelim. E, burada ise e, öğrencilere Kur'an öğreten birisi var ve entunne ve diyor siz entunne müennesler için zamir de muhatap zamir siz manasında sizler manasında muhatap zamir e, entunne el an el an şu anda yani şimdi ve siz şimdi ne yapacaksınız e, ne yapacaksınız bakalım oraya hangi fiil en uygundur e, suratel fecir fecir suresini siz şu anda ee, okuyacaksınız veya ezberleyeceksiniz şeklinde bir fiil getireceğiz. Ee, tehfazine, tehfazine sen ezberleyeceksin. Tabi müennes ve müfret birisi için ee, ve tehfalne siz ezberleyeceksiniz. Müennes değil mi? Cemi için siz muhatap olarak yahfazne onlar ezberleyecekler ee, ve tehfazu ne? Siz ezberleyeceksiniz ama müzekkerler için. Peki hangisini hangisini getireceğiz? Bunun için en başa gidip en bakalım. En tünne müennes'tir ve muhataptır. E, fakat çoğul değil mi? Cemi bir zamirdir. Dolayısıyla e, tahfazine olmaz. Çünkü tahfazine evet o da muhataptır. Ancak e, müfrettir. Yani bir kişiye seslenildiği zaman kullanılıyor. E, yahfazna ise yahfazna ise gayıpler içindir. Yani muhataplar için değildir. Tahfazuna ise bu da muhataptır. Ancak bu da müennesler için değil, müzekkerler içindir. Dolayısıyla burada en doğrusu e, tahfazna olmalıdır. Tahfazna çünkü tahfazna siz ezberleyeceksiniz. Değil mi? Veya siz ezberliyorsunuz. Neyi? Surat el Fecir Fecir suresini e, şu anda ezberliyorsunuz veya ezberleyeceksiniz. Peki, e, yine başka bir örnek Burada ise e, odun taşıyanlar var, odun taşıyan bayanlar var. E, tabii yaşlı bayanlar, sırtlarında e, ağır yük taşıyorlar. E, bugün gerçekten de e, belki alışık olmadığımız bir e, manzara. Burada entuma ikiniz değil mi? Burada muhatap ve tesniye entuma. Mühendis için de aynı, müzeker için de aynı. İkiniz demek, ikiniz. E, keyfe Keyfe nasıl değil mi? E, keyfe nasıl, keyfe haluke halin nasıl yani nasılsın. Keyfe nasıl, e, ne getireceğiz oraya? E, taşıyorsunuz değil mi taşıyorsunuz. E, Vizra kuma, vizir yük demek. E, kuma ikinizin, ikinizin yükünü yani yükünüzü. Yükünüzü e, nasıl taşıyorsunuz? Evet taşıyorsunuz fiili acaba hangisi olmalıdır? Yani tahmilune mi olmalıdır? yoksa yahmilne mi olmalıdır? E, mi veya tehmelani olmalıdır? Karşımda iki kişi olduğuna göre tesniye bir fiil olması gerekiyor. Tehmilune muhataptır ancak cemi bir fiildir. Çünkü sonundaki vav ile NUN'dan anlıyorum. Yahmilne cemidir ancak gayip bir fiildir. Çünkü başında Y var. Yahmilani tesniyedir ancak tesniyedir ancak gayb bir tesniyedir. Yani muhatap değildir. O ikisi manasında. Tahmilani ise tahmilani ikiniz demek. Evet ikiniz taşıyorsunuz değil mi? Tahmilani ikiniz taşıyorsunuz. O yüklerinizi nasıl taşıyorsunuz diyor. Evet başka bir örnek görelim. Ee, burada ise resimde bir asker ki muhtemelen İsrail askeri. İsrail askeri kadına ee, bir şeyler söylüyor. Ne diyor? Huna, huna memnu. U. Memnu u, yasak demek. Yani men edilmiş. Hani e, Türkçede kullanılan men etmek de zaten oradan geliyor. Memnu men edilmiş. Yasak. Evet, memnu nedir? Yasak. Huna memnu burası yasak. Huna neydi huna? Burası memnuun yasaklanmış. Yasak. Evet, e, burası yasak diyor. Enti sen bayana seslendiği için bayana hitap ettiği için ente değil anti diyor. Ee, peki oraya hangi fiil e, gelecek? E, Terciu dönüyorsun. Dönüyorsun ancak e, bu müzekker için kullanılan bir muhatap fiil. E, Terciine sen dönüyorsun. E, Müennes için yerciu o dönüyor müzekker için erciu ben dönüyorum. Peki burada en uygunu hangisidir? ses seslenildiğine göre terci'ine'dir. Değil mi? Terci'ine sonuna y ve nun eklendiği zaman eee muhatap olduğunu anlıyordum. Burada dolayısıyla terci'ine fiili en uygun fiildir diyoruz. Peki yine başka bir örnek görelim. Burada ise burada ise balığa bakan bir çocuk var. ...ene, ben diyor... E, ...ben ila semeketi... E, ...balığıma... ...semeketi balığıma... E, ...bakıyorum. Peki... ...oraya hangi fiil gelmelidir? Hangi fiil gelmelidir? Enzurumu... ...nenzurumu, yenzurumu, tenzurumu? E, dikkat ederseniz... E, ...başlarında eklenen... ...eklenen harflerin hepsini... ...burada görebiliriz. Yani fiilin başına... ...muzaride ya... E ekleniyor, ya nun ekleniyor, ya ye ekleniyor, ya da t ekleniyor. Ee, e eklendiği zaman ben, nun eklendiği zaman biz, ye eklendiği zaman o, t eklendiği zaman da sen şeklinde anlayabiliriz. Ee, peki ben bakıyorum dediğine göre hangisi gelmesi lazım? Hangisi ee, tabii ki en zoru gelmesi gerekiyor. En zoru e, ben nazar ediyorum, nazar da oradan geliyor zaten. Enzuru ben bakıyorum. İla semeketi e, balığıma. Semeketi sondaki ye, sondaki ye benim olduğunu anlatıyordu. İla da yönelme anlatan bir harfi cerimiz. Enzuru ben bakıyorum. Peki nenzuru biz bakıyoruz olacaktı. E, değerli izleyiciler bu şekilde e, sorularla örneklerimizi tekrar hatırlamaya çalıştık. Gelecek bölümde e, yine muzari fiil konusuna devam edeceğiz. Ee, gelecek bölümde buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.